Doktor Cavit Kasımov hocamız konuşacak. Şimdiki evet, 100. Yıl Üniversitesi'nden Nilüfer Efendiyeva'nın akademik çalışmalarında Güneydoğu Anadolu'da Fransızlara karşı verilen mücadele ile ilgili hocamız bizi bilgilendirecek. Sayın hocam, evet. Buradasınız. Hocam merhaba Hüseyin hocam, nasılsınız efendim? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. İşte dün bizi başkan yapmışlar. Kusura bakmayın. Evet, bugün de bana fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Merhabalar Sayın hocam. Ben kusura bakmayın, tekrar birkaç dakika canlı dersten çıktım, hemen bağlandım. Yok, sorun değil hocam. Evet, bizim güzel. Teşekkür ediyorum. Hocam ben bu bildirini, yani Nilüfer Efendiyeva'nın akademik çalışmalarında Güneydoğu'daki olaylarla ilgili çalışmamı doktor öğrencim İlknur Kod Çiftçi ile beraber hazırladı. Kendisi de zaten katılmış, bizi dinleyip ben sunacağım. Şimdi hocam malum Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadeleye başlaması ve bu sırada tabii ki Rusya'da da bir değişmeler söz konusudu. Rusya'da da Bolşevikler iş başına gelmiş. Dolayısıyla bu mücadele sırasında Sovyet Rusya ile Ankara hükümeti arasında bir siyasi ekonomik ilişkiler var. Ve bu ilişkiler uzun bir süre devam etti. Ve tabii ki bu siyasi ekonomik ilişkiler aynı zamanda akademik ilişkilere de etki yapmıştır. Özellikle 1920'li yıllarda Sovyet basını Anadolu'da o milli mücadeleni kendi köşesine taşımış. Bu gazete ve dergi köşelerinde bu meseleler tartışılmış. Daha sonra ise tabii bütün konuları gazetelerde halletmem mümkün olmadığından dolayı daha sonra ise Sovyetler Birliği'nin ve Sovyet Rusya'nın çeşitli akademik kurumlarında Anadolu'daki milli mücadele ile ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Tabii malum Sovyetler Birliği'nde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bu mücadelenin kritiği yapıldığı sırada, yani akademik değerlendirmesi yapıldığı sırada bu mücadelenin keyfiyeti, yani nasıl bir mücadeledir? Acaba milli mücadele mi veya burjuva mücadelesi mi vesaire vesaire, bir şekillerde bu konu uzun uzadı tartışılmış ama genel olarak tarihçiler tarafından Kemalist mücadele olarak nitelendirilmişti. Yani Sovyet akademik ortamında. Özellikle bu dönem çalışmalarına baktığımız taraftan Şamsettinov tarafından, Rozaliyev tarafından, Müller tarafından çok değerli çalışmalar yapılmıştır. Fakat burada biraz Marksist yaklaşım, metodoloji ön planda alınarak yapılmaya başlamıştır. Malum o dönemde Azerbaycan'da Sovyetler, Sovyet Rusya'sının bir parçası olarak, yani Sovyetler Birliği'ne dahil olan bir cumhuriyet olarak, Sovyetler Birliği'nde de Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadele konuları ele alınmıştır. 20'li yıllarda yine gazete ve dergi köşelerinde bu mücadele ile ilgili yazılar yayınlansa da akademik ortama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra taşınmaya başlanmıştır. Akademik ortam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra taşınmaya başlamıştır. Ve tabii ki 20'li 30'lu yıllardaki Türkiye ile Türk-Sovyet ilişkisi malum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yok. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye çeşitli işte ultimatumlar vermesi, Boğazlar konusunda efendim doğudaki bazı topraklara iddiada bulunması Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkilerin biraz bozulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ın başlamasından sonra da Sovyetler Birliği ile Türkiye farklı farklı cinahlarda yer almışlar. Fakat Stalin ölümünden sonra yönetim başına giden Nikita Kruşov 20. kurultayda Stalin'in Türkiye'ye karşı bu tutumunu şiddetle tenkit etmişti, eleştirmişti. Ve hatta Stalin'in bu tutumunun yakın komşumuz olan Türkiye'nin bizden uzaklaştırdı ve şu an yanı başımızda bize tehdit oluşturacak unsurlar var diye 20. kurultayda konuşmasında bunu ifade etmişti. Ve aynı zamanda Kruşov
Türkiye ile ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi için, tekrar iyileştirilmesi için çaba ortaya koymaya başladı. Ve bu çabalardan en önemlisi Sovyet Rusya'nın Ankara'da ilk büyük elçisi olan Aralov'un hatıratının yayınlanması ortaya çıkmıştır. Yani bu hatırat Sovyetler tarafından, yani Stalin döneminde bu hatırat piyasaya çıkmadı, yayınlanmadı. Fakat Kruşov yönetime gelenden sonra bu hatıratı yayınlanmaya yani hemen yayınladılar bu hatıratı. Ve bu hatıratın giriş kısmında Kruşov'a nispet edilen bir yazı var ön söz olarak. Efendim 1920-30'lu yıllarda biz emperyalist güçlere karşı Türk halkı ile beraber mücadele yapardık. Yani o döneme tekrar dönebiliriz. Yani Kruşov'un vurgusu, siyasi vurgusu buydu. Yani o beklentisi de buydu. O bakımdan Kruşov'un tabii ki tehdidiyle, emriyle de diyebiliriz. Rusya'nın dışında farklı yerlerde de şarkiyat enstitüleri kurulmaya başladı. O enstitülerden biri de 1958 yılında Azerbaycan'da kurulan Yakın ve Orta Doğu Hakları Enstitüsü, şimdiki adıyla Şarkiyat Enstitüsü'dür. Ben de acizane olarak hemen enstitüde doktoramı yaptığım zamanında orada eğitim gördüm. Ve oradan Türkiye'nin tarihi ve ekonomisi denilen bir şube, kürsü oluşturuldu. Ve hemen kürsüde dönemin çok ünlü tarihçileri, şarkiyatçıların, doğu bilimcileri yer alacak. Olay içerisinde Yusuf Bağrov olsun, Mehmet Keremov olsun, Hacı Hüseyinov olsun ve Nilüfer Efendi ve aynı zamanda hemen birimde, kürsüde görev yapmış, akademik çalışmalar yapmıştır. Ben ona göre de yani kendisini de gördüm. Yani o doktoru yaptığım sırada Nilüfer Hanım'ı da gördüm. Nilüfer Hanım aynı zamanda işte Sovyetler Birliği'nde değil, aynı zamanda Türkiye'de de bilinen birisidir. Yani Türk Milli Mücadelesi'ni çok önemli şekilde araştıran bir hanımefendiydi, akademisyendi. Ve Nilüfer hanımefendi aynı zamanda 1960'lı yıllardan Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan bütün kongrelerde yer alan bir akademisyendir. O bakımdan önemli bir akademisyendir. Ben Nilüfer Efendi'ye benim, efendime söyleyeyim, çok güzel bir çalışması var. Bu çalışmanın, fakat bir mesele var ki Nilüfer Hanım, daha çok Rusça yazardı. Bütün Türkçe üzerinde çalışmaları Rusça yazmak zorundaydı. Çünkü eğitimi Rusça aldığından dolayı bir de daha çok eserleri Sovyetler Birliği'nde çabuk yaysın diye Rusça eserler vermeye başladı ve kendisi 1966 yılında bir kitap yayınlandı. Anadolu'nun güneyinde Fransız işgaline karşı Türk halkının mücadelesi adlı bir monografi yayınlandı. Monografi Rus dilindedir. Ben biraz o monografi üzerinden gitmeye çalışacağım. Ve eser özellikle 4 bölümden sonut ve kaynaksa kısmından oluşan bir şeydir. Ve Nilüfer Hanım aynı zamanda Rusça yanaşı, Fransızca ve İngilizce de çok mükemmel bilen bir akademisyendi. Ve zaman zaman Fransa ve Batı ülkelerinde bile arşivlerinde o dönem çalışmalar yapmıştır. Eserin birinci bölümü, kitabın birinci bölümünde Türkiye'de milli mücadelenin başlaması ele alınır. Ve çok takdirle karşılıyor o milli mücadeleni. Sovyetler Birliği'nde yaşamasına, Sovyetler Birliği akademisyen olmasına rağmen Türkiye'deki milli mücadeleni değerlendirir. Ve bu mücadelenin Türk halkının el birliğiyle yaptığı bir mücadele olduğunu ifade edir. Özellikle 30 Ekim 1918 yılında yapılan, imzalanan Mondros mütakilesinin aslında emperyalist devletler tarafından neyin ki Osmanlı'nın ortadan kaldırılması, aynı zamanda son kalan Osmanlı'nın toprağı olan Anadolu topraklarının da paramparça edilerek kendi aralarında pay edip yutulması meselesini de burada gündeme getirilir. Ve daha sonra ikinci bölümde Türkiye'de milli mücadelenin zaferlerine önemli veriyor. Özellikle Batı zaferi, Yunan işgali ve Doğu'da aynı zamanda bugün konuşacağımız Antep, Kilis'te, daha sonra Urfa'da, Maraş'ta olan o Fransız işgaline karşı mücadele, burada o ön hazırlıklarından bahsedecek.
Ve bu bakımdan ikinci bölüm de çok geniş bir şekilde ele almıştır. Ve kitabın üçüncü bölümünde ise Güneydoğu Anadolu'da Fransız işgaline karşı milli mücadele meselesi ele alınmıştır. Ve bu bölüm son derece önemli bir bölümdür. Şimdi özellikle malum demin bahsettim. Yani Azerbaycan tarihçileri de malum Marksist metodoloji bakımından meseleleri ele almak zorundaydılar. Bu bakımdan da Nilüfer Efendiyev'e de Güney Doğu Anadolu'da yani Antep, o zaman Kilis de malum Antep'e bağlı olan bir bölge olarak gösterebiliriz. O bakımdan ben zaten bunu hepsini bir arada götürmeye çalıştım. Yani Güneydoğu Anadolu'da Fransız işgaline karşı yapılan mücadelenin gerçekten önemli bir halk mücadelesi olduğunu ifade edir. Yani halk kendi tabirinde kendi göbeğini kendisi burada kesmiş olacak. Özellikle Mondros mütakeresinden sonra İngilizlerin Musul üzerinden işte Güneydoğu Anadolu topraklarını ele getirmesi. Daha sonra ise malum sonraki süreçte bu bölgenin yani Suriye İhtilafnamesiyle yani bu Suriye İhtilafnamesi üzerinde de çok iyi şekilde durmuş. O belgeni de o şeyi de incelemiştir. 15 Eylül 1919'da Suriye İhtilafnamesiyle Güney bölgesinde yeni planlamalar içerisine giren İngiltere ile Fransa arasında bir anlaşmaya varılmış oldu. Daha sonra ise İngilizler bu bölgeden çekilmeden önce bu bölgede önemli olan şehirleri, mesela 1918 Adana'nın, 1918 yılında Adana'nın, 27 Aralık 1918'de Kilis'in, daha sonrası bir odakta Antep'in, 23 Şubat'ta Maraş'ın, 24 Mart'ta Urfa'nın işgalini gerçekleştirmiş olacaklar. Ve dolayısıyla bu işgalların değerlendirdiği zaman Nilüfer Hanım bu işgalların tamamen haksız bir işgal olduğunu, yani tamamen emperyalizm niyetlere hizmet ettiğini ifade etmiştir. İngilizlerin bu bölgedeki efendime söyleyeyim uygulamaları ve bir de ki aynı zamanda İngiliz işgaliyle Fransız işgalini mukayese ettiği zaman İngilizlerin biraz akıllı hareket ettiğini ifade eder Nilüfer Hanım. Yani bölgenin çok da efendime söyleyeyim o halkı galeyana getirecek efendime söyleyeyim hareketlerden uzak durmalarını düşünürler İngilizler. Fakat Fransızlar geldikleri zaman bölgedeki Ermenilerle işbirliğinin daha fazla artması ve Fransız askerlerinin bölgede akıl almaz efendime söyleyeyim faaliyetleri, halkın efendime söyleyeyim halka olan bir takım müdahaleler Fransızların bu bölgede çok ciddi bir nefretle karşılanmasını ortaya çıkarmıştır ve Nilüfer Efendi ve Fransız işgalini burada çok kapsamlı şekilde değerlendirmiş ve bu işgalın son derece Türk halkının aleyhine yönelen bir işgal olduğunu ifade etmiştir. Ve tabii ki bu kitapta geniş şekilde aynı zamanda bir takım haritalar da kullanılmıştım. Maalesef bu bizim işte bu sistemden dolayı ben bunu yansıtamadım. Biraz sıkıntı var. Ben bu bildirimi hazırlarken burada bir sıkıntı var. Ve bu şekilde onu yansıtamadım. O zaman kusurumuza bakmayın. Ve bu şekilde daha sonra ise Nilüfer Efendiyev'e başta Antep olmakla halkın örgütlenmesi, halkın önemli şahıslarından da bahsedir. Özellikle Şahin Bey'den bahsedir burada. Ve özellikle bir şey size söylemek istiyorum. Bu Şahin Bey'le bağlı hatta Ankara'daki Rus elçiliği tarafından gönderilen, merkeze gönderilen raporlardan istifade etmiştir. Yani Ankara'daki Rusya'nın Büyükelçiliği tarafından
milli mücadele, yani Anadolu'daşın milli mücadelesi çok iyi şekilde takip edilmiş. Onların önderleri, yani o mücadelenin yöneten şahıslarla ilgili merkezdeki raporlardan çok iyi şekilde istifade etmiştir. Ben o raporlardan bir kısmına ulaşabildim. Maalesef hemen raporlar Rusya'nın şu an Dışişleri Bakanlığı arşivinde de, o raporlara hemen ulaşmak çok zor olur. Yani bir aracı kullanmamız lazım olur. Rusya'da bir aracı kullanmamız lazım olur ve bu şekilde o belgelere ulaşmamız gerekir. Ve inşallah bildirimimiz yayınlandığı zaman bu ben biraz süreni de dikkat almaya çalışırım. Bildirimimiz inşallah yayınlandığı zaman burada bütün şeyler yani o çalışmamızda bütün bu bölgedeki yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep ve Kilis'teki mücadelelerde olan bilgiler bizim bildiride yer almış. İnşallah o bildirilerde yayınlandığı zaman göreceğiz. Sonuç olarak ben neyi söylemek istiyorum? Sonuç olarak Sovyet Azerbaycan'ında Güneydoğu Anadolu'da özellikle Antep ve Kilis'deki milli mücadele Sovyet Azerbaycan akademisyenlerin dikkatinde olmuş, araştırılmış. Marksist metodoloji kullanmasına rağmen bu mücadelenin gerçek bir halk mücadelesi olduğu burada gösterilmiş ve bu mücadelede halkın haklı olduğu ve emperyalist güçlere karşı haklı mücadele yapılması bu bildiride yer almıştır. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederim. İzninizle ben sunumumu sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyorum. Süreniz bitmeden bir dakika vardı henüz. Sonlandırdınız. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın hocamız Cavit Kasımov hocamız bize akademik ortama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra giren milli mücadeleden bahsetti Rus akademik ortamına. Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Stalin'in ölümünden sonra ve Kuruşov'un 20. kurultayda vermiş olduğu talimatla Türk-Sovyet ilişkilerinin düzeltildiğini ve 1958 yılında Şarkiyat Enstitüsü'nün kurulduğunu ve orada da Nilüfer Hanım'ın milli mücadeleyi araştırdığını ifade etti. Ve 1966'da yayınlanan monografisinde milli mücadeleye yer verdiğini. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben de merak ediyorum. Acaba Nilüfer Hanım bu eserinde neler anlattı? Hangi bilgi ve belgelere ulaştı? Tam metinde dikkatli okuyacağım hocam. Merakla bekliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ben biraz kısaltmaya çalıştım. İnşallah yayınlandığı zaman memnuniyetle. Evet hocam. Şimdi sırada doçent doktor Meral Kuzgun, doktor öğretim üyesi Ömer Faruk İncili hocalarımızın sınır değişiminin tarihi ve coğrafi yansımaları adlı sunumları olacaklardır. Meral hocam siz mi sunacaksınız yoksa? Ben sunacağım hocam, merhabalar. Ömer Faruk İncili. Merhaba, söz sizde hocam. Hocam bir ekran paylaşım izni verebilir misiniz acaba? Onu galiba diğer hocalar... Tamam, şimdi verilmiş hocam. Ben paylaşacağım şimdi. Ekran görünüyor herhalde hocam. Tamam. Şu an görünüyor hocam, evet. Tamam, ekran görünüyor. Peki. Müsaadenizle başlıyorum o zaman. Değerli hocalarım, hepinize merhabalar. Öncelikle bu organizasyon için tüm düzenleme ekibine teşekkürlerimizi sunarız bu anlamlı günde. Kısaca çalışmanın konusundan ve amacından bahsetmek istiyoruz. Çalışma 1921 Ankara Anlaşması ile çizilen Türkiye-Suriye sınırının ortaya çıkarmış olduğu değişimler üzerinden ele alınmış bir çalışmadır. Bu çalışmada sınırın yaratmış olduğu etkiler, tarihi olaylar bağlamında ve coğrafi etkiler bağlamında ele alınmaya çalışıldı. Çalışmadaki amaç, Kilis'in sınırdan önceki ve sınırdan sonraki göreceli konumunun karşılaştırılması ve yeni potansiyelinin Kilis üzerine yansımalarının ne düzeyde olduğunu anlamak için yapılmış bir çalışma. Çalışmadaki temel sorularımız şunlardı. Osmanlı Devleti döneminde Kilis'in üstlendiği fonksiyonlar nelerdir? Türkiye-Suriye sınırının çizilmesinin Kilis üzerine yansımaları neler olmuştur? Türkiye-Suriye sınırının Kilis kesimi doğal bir sınır mıdır yoksa tamamen siyasi bir sınır mıdır? Kilis'in hinterlandındaki kırsal kesimlerin fonksiyonları nelerdir? Sınırdan sonra değişen coğrafi şartların Kilis şehrine yansımaları nasıl olmuştur?
Çevresindeki yerleşmelere göre Kilis ne durumdadır ve Kilis şehri nüfus olarak doyum noktasına ulaşmış mıdır sorularına cevaplar aranmıştır. Metot kısmına baktığımız zaman çalışmada sınır değişiminin tarihi yansımalarını o günkü kaynaklardan, gazetelerden elde ettiğimiz bulgularla desteklemeye çalıştık. Bu haberler arasında halkın gündelik yaşamları, siyasi problemler, kültürel problemler ve arazi problemlerine yer verilmişti. Bunları tespit ettik. Çalışmanın ikinci aşamasında Halep vilayet salnamelerinde yer alan Kilis kazasına ait nahiyeler ölçeğinde köy isimlerine ulaşılmış. Bu köyler de Harita Genel Komutanlığı tarafından yapılan 1930'lu yıllarda genellikle bitirilen 1/200.000 ölçekli topografya haritalarından ve uydu görüntülerinden yer tespiti yapılarak sayısallaştırılmış ve Kilis kazasının sınırdan önceki haritasına ulaşılmıştır. Elde edilen köylerden hareketle sınırdan önceki bu kazanın muhtemel haritası hazırlanmış, daha sonra da bugünkü haritası hazırlanaraktan aralarındaki farklılıklar dile getirilmiştir. Sınır değişiminin etkilerini somut olarak ortaya koyabilmek için diğer veri setimiz ise Halep vilayet salnamelerinden ve TÜİK'ten elde edilen nüfus verilerinin kıyaslanmasıyla elde edilmiş veri grubumuz söz konusudur. Biz sınırdan önceki Kilis'in haritasını oluşturmak için 4 tane büyük paftadan yararlandık. Çünkü o zamanki Kilis'in sınırları hem Kilis paftasında, hem Maraş paftası içerisinde kalmakta, hem Münbiç paftası içerisinde kalmakta, hem de Halep paftası içerisinde kalmaktaydı. Bu 4 haritadan yararlanaraktan o zamanki Kilis'in köylerine ulaşılmış ve bunlar konumlandırılarak önemli haritaları elde edilmiştir. Sınır öncesine kısaca bakacak olursak, biz Halep vilayetinin kazalarından hareketle bir Halep vilayeti haritası oluşturduk. Gayet büyük bir vilayet, çok büyük bir vilayet ve bu vilayetin merkezi kısımları diyebileceğimiz alanda da Kilis yerleşmesinin var olduğunu görmekteyiz. Şu sol taraftaki verilerden hareketle Kilis'in sınır çizilmeden önce 9 nahiyesi, 469 köyü ve kentin 32 mahallesi var. Çok büyük bir rakam, çok büyük bir potansiyel demek bu da. Mesela Antep'le karşılaştırdığımızda Antep'in nahiye sayısı 8, köy sayısı 207, kentteki mahalle sayısı 80 olduğu görülmekte. Nüfus açısından bir karşılaştırma yaparsak sınır öncesi kazaların, Kilis'in 72.803 nüfusu var. Bu 1908'e denk gelen vilayet salnamelerinde. Gaziantep'in nüfusu 90.388 ki birbirine çok yakın. Hatta Kilis kazasının o günkü nüfusunun Urfa ve Maraş kazalarından daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu da Kilis'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ancak o potansiyel biraz sonra sınırın çizilmesiyle birlikte tamamen yok olacaktır. Bahsettiğimiz harita buydu. Bu Kilis'in sınır çizilmeden önceki oluşturmuş olduğumuz haritası. Nahiyeler ölçeğinde nahiyelere bağlı köyler tespit edilerekten, uydu görüntüleri ve topografya haritaları kullanaraktan bu haritayı oluşturduk. 9 tane nahiyesi var. Menbiç nahiyesi, Türkmen nahiyesi, Fellah nahiyesi, Com nahiyesi, Şukağı nahiyesi, Amiki nahiyesi, Şehter ve Okçu İzzettin Musabeyli nahiyeleri olarak 9 nahiye var. Gayet büyük bir alan. Kilis kenti de tam merkezi kısmında yer alıyor. Tespit ettiğimiz şeyler şunlar. Kilis'in var olma sebebi aslında bir ulaşım sistemi. Halep ile olan sıkı ilişkiden kaynaklanmış, gelişmiş bir kent. O yüzden biz Kilis'e bir istasyon şehri olarak bakıyoruz. Varlığını ulaşımla elde etmiş bir istasyon şehri. Ki sınır çizildikten sonra da
bu fonksiyonu tamamen kaybedecek ve kent yerleşme olarak, potansiyel olarak gerilemeye başlayacaktır. Haritada da gördüğümüz üzere Kilis'in kırsal hinterlandı çok büyüktür. 450'nin üzerinde köy vardır. Bunların tespitlerini yaptık. Yoğun kırsal yerleşmelerin bulunduğu bir coğrafyadır. Ve Kilis kentinin o günkü nüfusu da yaklaşık 25 bin kişiye denk gelmekteydi. Sınırın belirlenmesi ve Kilis'e yansımalarına bakacak olursak. Tarihi süreç olarak 1921 yılında Ankara Anlaşması ile sınırın çizildiğini ifade etmiştik. Ancak bu sınır çiziminden sonra birkaç revize edildiğini görüyoruz sınırın. Çünkü ilk çizildiği zamanlar Mercidabık Caddesi, bugün otovara giden o caddenin sınır kabul edildiği ifade edilmekte. Bu da kentin hemen bitiminden itibaren Suriye topraklarının başladığı anlamına geliyordu. Çeşitli yıllarda 1926 ve 29 yıllarında çeşitli revizeler yapıldı bu sınır üzerinde. 12 Türk köyünün tekrar Kilis tarafına geçmesi, Kilis'e bağlanması kararlaştırılmış idi. Birkaç gazeteden derlediğimiz haberlere baktığımız zaman Falih Rıfkı Atay bu ilginç sınırı şu şekilde ifade etmekte. Son Araplıkla son Türklük arasında girintili çıkıntılı bir sis tabakası ile etnik sınır bulanmıştır. İki ırk ve kültür alemini ne bir hendese çizgisi ne de açık topografi işaretleriyle ayıramazsınız. Fakat kulaklarınızda bu tarafta dayatış nabzının atışlarını yoklayarak öbür tarafta sıla hastalarının hasret bakışları gönlünüze dolarak vatan kıyılarını bulursunuz. Cumhuriyet Gazetesi'nde 1936 yılı Cumhuriyet Gazetesi'nde bu sınır şöyle tarif ediliyor. Toprağının çoğu sınırın ötesinde kalmış 25 bin nüfuslu bu kocaman kasabanın eteğindeki şu kulübe ile yamacındaki şu bina sınır karakollarıdır. Kasabanın kendi bizim fakat önü bizim değil. Buna karşılık toprak onların fakat tarla bizim. Ürün veren toprağı aldılar, ürünü almak bize bırakıldı. Halk her sabah tarlalarına gidip akşam evlerine dönüyor. Gündüz vatan dışında çalış, gece vatan içinde yat. Kilisler bu tarlaların bütün faydalarına sahip, fakat tarlaların kendini satamazlar, tarlalar sahiplerine değil, sahipleri tarlalarına bağlı gibisinden haberlere ulaşılmış. Sen abi, bana yaptırmadın herhalde onu şeyi. Yok yok, çok eski oldu. Sen abi olabilir. Bunun sonrası Kilis'e bakacak olursa, tamam canım, ben gerekirse sana yeni de verir, hallederiz. Olur mu? Müdahale edin ya şu seslere. Tabii hocam. Sınır sonrası Kilis'in potansiyeline bakacak olursak, gördüğümüz üzere gri çizgiyle çizilmiş alan Türkiye-Suriye sınırını oluşturmakta ve Kilis'in Kilis kazasının sınırdan önceki birçok arazisinin aslında Suriye tarafında kaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla sınırsal bir küçülme meydana gelmiştir sınır çiziminden sonra. Diğer taraftan bu alan kaybına bağlı olarak Kilis'in hinterlandı dediğimiz etrafındaki çekim sahasını da dolayısıyla kaybetmiş durumdadır. Kilis'teki bu fonksiyon kaybı nüfusa ve yerleşmenin gerilemesine sebep olacaktır. 469 köyden 135 köye düşüş yaşanmıştır bu sınır çiziminden sonra. Özellikle de sınır dışında kalan güneydeki verimli araziler Suriye kesiminde kalmıştır. Bu sınır kesinlikle fiziki bir sınır değildir. Tamamen siyasi karakterli ve kültürel birlik sahasını bölmüş olan bir sınır özelliğindedir. Günümüzdeki Kilis ilinin alanı bu şekilde dört ilçeden meydana gelen bir il pozisyonunda. Şöyle bir şey yaptık. İki tane harita koyduk. Şu önceki hazırlamış olduğumuz Kilis kazasına, yani sınırdan önceki alanı. Bu da bugünkü alanı. Ölçekler aynı. %65 oranında Kilis arazisinin yok olduğunu burada görmekteyiz. Hatta
Kilis Gazası'nın sınırdan önce 4753 kilometre karelik alanı hesapladık. Bugünkü alanı ise 1642 kilometre kareye denk gelmekte. Ciddi bir alan kaybı yaşanmış. Tabii bu alan kaybı da kendini nüfusta hissettirmekte. Sınır çizilmeden önce 25 bin civarında nüfus var iken, Kilis kentinde yaşıyor iken, 1927 nüfus sayımına göre 22.513 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Bu nüfus da yıllara göre çevresindeki yerleşmelerle karşılaştırdığımızda Kilis'in göç verdiğini daima göreceğiz. Şu grafikte Kilis'in nüfus seyrini gösteren bir grafik. Şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak, 1927 nüfus sayımlarında Türkiye'nin Kilis 22. büyük şehri nüfus açısından. Ancak 1950 sayımlarında Kilis 42. sıraya geriliyor. Bu da demek oluyor ki göç veren bir kent, gelişmeyen bir kent, çünkü fonksiyonunu kaybetmiş bir kenttir. 1927'den günümüze Kilis nüfusu 4 kat artmış. Buna karşılık Türkiye nüfusu 6 kat artmış. Gaziantep nüfusu ise 40 kattan fazla artmış. Oysa ki 1927 yılında Gaziantep nüfusu Kilis nüfusunun yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde. Bu gelişime Kilis ayak uyduramamış. Çünkü dediğimiz gibi fonksiyon kaybı olmuş. Sınır Kilis'in adeta kaderi olmuştur. Kısaca bakacak olursak gelişmelere, 1932 yılında kaçakçılığın men ve takibine dair kanun, 1956-1958'de kaçakçılığın men ve takibinin gerekçesiyle mayınlanan saha, bunların hepsi Kilis kentini etkileyen faktörler olmuştur. Mesela 1956-58 yılındaki bu mayınlanan saha sebebiyle sırtçılık denilen bir ekonomik faaliyet ortaya çıkmıştır. Canı pahasına mayınlı sahayı geçen kişiler bundan ekmek yemeye başlamıştır. Aslında mayınlı saha kaçakçılığı bitirmemiş, söylenenlere göre daha da arttırmıştır. Kentteki nüfusun hızlı artış dönemleri, sınırdaki illegal ticaretin arttığı dönemlerdir. Kent buna aniden tepki veriyor. Eğer illegal sınır ticareti varsa kentin nüfusu artıyor. Bunları TÜİK'ten aldığımız nüfus verilerinde görmekteyiz. Sonuç olarak Kilis kenti ticaret ağları sayesinde merkeziyet kazanmış bir yerleşme olarak gelişme göstermiştir. Şehrin tarihi boyunca bazı kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktalarının en önemlisi Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi olmuş. Kilis bir istasyon şehri olarak gelişim göstermiştir. Ulaşım fonksiyonuna bağlı olarak gelişim göstermiştir. Şöyle tarif edilir. Kilis, Halep'e varmak isteyen kervanların son uğrak noktası, Halep'ten çıkanların ise İlk uğrak noktasıdır diye tanımlamalar yapılmıştır. Nüfus artış hızı olsa bile Türkiye ortalaması ve özellikle Gaziantep nüfus artış seyirleriyle kıyaslandığında çok geri kalmış durumdadır. Kilis'in en büyük problemi hinterlandının darlığı problemidir. Çünkü %65'lik arazisini kaybetmiştir. Gelecek nüfus projeksiyonlarında da Kilis şehri nüfusu durağına yakın bir hızla ilerleyecektir. Çünkü kent enerjisini kaybetmiştir. Bu sonuç bizi kentin doyum sınırına ulaştığına götürür. Kilis'in hinterlandındaki darlık ve ulaşım fonksiyonu eksikliği yerleşmenin göreceli olarak gerilemesine sebep olmuştur. Sınır Kilis'in kaderi olmuştur. Sınırla birlikte ticari illegal bir sektör oluşmuş ve bu sektörün canlı olduğu yıllarda kent de canlanmıştır. Nüfus grafiklerinden de bu durum okunabilmektedir. Sınır ile birlikte bazı kırsal yerleşmeler fonksiyon kaybına bağlı olarak kaybolmuştur. Biz sınır öncesi köyleri ararken bazı köylerin haritada var olduğunu gördük, ancak
uydudan baktığımızda öyle bir yerleşmenin o konumda olmadığını gördük. Kaybolan yerleşmeler de var sınır etkisiyle. Sınırın mayınlanmasıyla birlikte, sınır köylerindeki istimlakler ile birlikte tarım arazilerindeki bir kayıp kırsaldaki nüfusun göçünü daha da hızlandırmıştır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Evet Sayın Hocam, teşekkür ediyoruz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk İncili Hocamızın sunumunu dikkatle izledik. Halep vilayet sahnamelerinden hareketle ve TÜİK verilerinden hareketle hocam nüfus verilerini değerlendirdi. Ve 1908 Halep sahnamelerini bize ifade etti. Ve 9 nahiye 450'den fazla köye sahip bir kaza olduğunu ifade etti hocamız. Teşekkür ediyorum. Hocam burada benim de söylemek istediğim bir şey var. Ben de kilisteyim malumunuz. Evet. Rahmetlik dedem anlatırmış. Bizim 600 ağaç zeytinimiz Suriye tarafında kalmış. Evet, bizim de öyle hocam. Efendim hocam? Bizim de öyle hocam. Öyle mi? Bizim de köy karşı tarafta kalmış. Ben de kilisliyim. Evet. Bizimkiler daha sonra kilise göç etmişler o köyden. Hatta o tapuları hocam, Osmanlıca tapuları göstersek acaba Suriye'de bize verirler mi diye söylüyorlardı. Ben de olmaz dedim ama yani böyle bir şey olur mu? Çok zor hocam herhalde. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocamıza. Şimdi sırada Mehmet Mısırlıoğlu İnşaat Mühendisi Milli Mücadelede Kilis adlı sunumunu gerçekleştireceklerdir. Evet Mehmet Bey burada mısınız? Evet sırada evet Mehmet Mısırlıoğlu var. Kendisi burada mı acaba? Şu anda yok galiba. Bilgehan Hocam, haberiniz hocam, var mı? Kendisi burada ama sesi kapalı şu an. Öyle mi? Sesi kapalı, evet. Dinliyordu, takip ediyor. Evet. UCAM 5, Mehmet Bey'in öyle mi? Şeyi, UCAM 5 ha, o. Anladım, Z3, nasıl bir ser mi Z3, ben bir kendisiyle görüşeyim, bir sıkıntı tamam. Var herhalde. Hemen bulaşıyorum. Tamam hocam, bekliyoruz. Ömer Faruk Hocam, bu arada beklerken ben bir soru daha sorayım. Buyurun hocam. Bu sınır çizilirken hatalı çizildiğini, daha sonradan işte Mustafa Kemal'in müdahale edip doğru çizdirdiğini ifade edenler var halk anlatılarında rastladım. Doğru mudur sizce hocam? İki defa revize edilmiş zaten hocam. Evet. İki defa revize edilmiş 1926 ve 1929 yıllarında. Doğrudur hocam. Doğru. Hatta evet. Bu işte birinin rüşvet aldığını, onun yakalandığını falan söylerler. Yani yaşlılar. Evet. Sözlü gelenekte biz de duyduk ama yani yazılı bir şekilde ifade bulamadık yani. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Rica ederim hocam. Evet Mehmet Bey bağlandınız mı? Sesi kapalı henüz hocam sistemde ama. Anladım. Şimdi bağlanana kadar ben de bir şey ifade edeyim. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde 1921 yılında bir böyle bir habere rastladım. Benim doktora tezim Hakimiyet-i Milliye Gazetesi. Orada Türkiye-Suriye sınırı çizilirken vilayetlerin karşıda kaldığı şeylerin, köylerin, karşıda kalan köylerin ve buradaki kalan köylerin isimleri de zikredilmiş. Yani o küçük bir Osmanlıca gazete, Milli Mücadele döneminde çıkan bir gazete. Orada da sınırdan bahsediliyordu, onu da rastladım ben. Tabii kilisli olduğumuz için yani kilis dikkatimizi çekiyor bu konuda. Bunların Ömer Faruk hocamızın çalışmasını tebrik ediyorum. Bunların gün ışığına çıkarılması, yayınlanması, bilinmesi çok önemli. Mehmet Bey bağlandınız mı? Bağlanmadı galiba. Evet. Tabii birbirinden değerli bildiriler var bu oturumda. Özellikle Cavit Hocam'ın bildirisi dikkatimi çekti. Daha önce de ifade ettim. Yani Milli Mücadele'nin böyle Rusya tarafından görülmesi, o taraftan yazılması da çok önemli aslında. Bu da farklılıklarıyla aydınlatacak. Evet. Hocam şimdi geliyor mu sesim? Şu an geliyor Mehmet Bey. Buyurun. Tamam hocam. Size, tamam teşekkür ederim hocam. Anlatacaksınız. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, rica ederim. Tüm katılımcıları selamlıyorum. Bu sempozyumu düzenleyenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Milli Mücadele'de Kilis. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda sonra Almanlarla birlikte yenik düşünce Mondros müsadakesinin yoruma açık bazı maddelerinde özellikle de 7. maddeden yararlanarak hedefleri doğrultusunda harekete geçerek işgallere başladılar. İlk işgaller Birlik'ten başladı. 3 Kasım 1918'de Musul,
9 Kasım'da İskenderun, 6 Aralık'ta Kilis, 17 Aralık'ta Antep, 22 Şubat 1919'da Maraş, 24 Mart'ta Urfa İngilizlerce işgal edildi. Kilis'te ilk örgütleniş 25 Ekim 1918 günü Mustafa Kemal Paşa'nın arabası Halep'le etrafı sarıldı ve esir alınmak istendi. 27 Ekim 1918 günü Antakya'da Arapçılık bayrağı açıldı. Bunların karşısında bir Türk grubu vardı. Türkçüler İttihat ve Terakki'den kalan örgüt mensupları ile Antakya'da Türk soylularının eşrafın oluşturduğu kimselerdi. Bunlar Arapçılık bayrağının açılacağında zamanda bilgi sahibi olamamışlardı. Arapçılık bayrağının açılışından sonra Faysal Kilis Belediyesi'ne, Kilis'in kendisine teslim çağrısını yaptı. Bir karar süreti gönderiyor ve durum tebliğ ediliyordu. Belediye Başkanı Osman Fazıl Ağaoğlu belediye meclisini topladı ve Kilis'in teslim edilemeyeceğini, gerekirse silahla karşı konulacağı kararını aldı. Durum Faysal'a açıkta ilan edildi. Ermeniler üst ayakta bekliyor, Araplar bağımsızlık ilan ediyorlardı. Türkler işte kritik günlerde üç önemli tehlikeye karşı önlem düşündüler. Hem para toplanmasına ve örgütlenmeye karar verdiler. Olası bir saldırıya karşı koyacak silahlı bir grup oluşturacaklardı. Bu gücün desteğini sağlayacak örgüt, Kilis'in ileri gelenleri eşraf ve ilmiye mensubu kişilerde oluşuyordu. Örgüt kendine önce İslamiye, Cemaat-i İslamiye adını koydu. Türkler İslamiyet'i ortaya koyarken Araplar Arap cemiyeti diyorlardı. Fransızların bölgeye işgalinden sonra Antep, Kilis, Nizip'te mitingler yapıldı. Bölgede önce Cemiyet-i İslamiye, daha sonra da Kuvayi Milliye adını aldı. Kilis Kuvayi Milliyesi eski mebuslarda ve ulemadan Hacı Mustafa Efendi'nin başkanlığında Aslan, İslam, İsmet, Neşet, Canbolat, Zade Nuri, Ali ve Tahir Beyler, Duyunu Mumiye Memuru Kani, Emin Ağzade Mahmut, Abdullah Abuşağ, Kazazade Mustafa, Bedesten Şehit Zade Hüseyin, Orman Memuru Mazhar, Burhan Hulusi, Gazeteci Rahap, Müslüman Yüzbaşı, Mütakadi Mehmet, Muallim Ahmet Mahir vs. Bey ve Efendiler'de oluşuyordu. Musaveyli'den ileri gelen Balıkçı köyünden Ali Göçür ailesinden Hasan Ağa, Mısırlılardan Rükkiye Şah'a, Kargaz köyünden Ahmet Ağa, Murat Büyük köyünden Ahmet Ağa, Musaveyli nihayesinde yörenin gavur çeteleri Ermeniler ve Fransızlara karşı örgütlenmiş ve Kuvayi Milliye'nin bir parçası olarak Musaveyli'de örgütlenmişlerdi. Suriye cephesinde bulunan 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Suriye'den çekilirken Fatma'daki karargahına gelir gelmez ilk iş olarak erzak durumu ile ilgilendi. Erzak depolarını hemen denetlendirdi. Ambarda ne kadar yiyecek maddesi varsa hepsi şu saniyede itibaren Kilis'e nakledilecektir. Askeri ambarda bulunan maddeler de Kilis'e taşınacaktır. Bu iş imala gelmez dedi. Ve Katma'dan Kilis'e gelirken de bir telgraf çekti. Ancak o zamanki şartlarda telgraf hatlarında arıza olması nedeniyle telgraf gecikmiş oldu. Ve Mustafa Kemal Paşa Kilis'e gelirken akşam üzeri Kilis'tekilerin haberi yok idi. Ancak Kilis'te Arap eşkarına karşı nöbet tutmakta olan gençler tarafında tesadüfen karşılandı ve Kilis'in örgütlenmeye başlamış olduğunu bu nöbette anlamış oldu. Ve daha sonra Kilis'e gelerek Kilis'te belediye başkanı ve kaymakam ile görüştü ve Kilis'ten ayrılırken de bir telgraf çekti. Bu telgrafın detayını okumayacağım çünkü zamanım yetmeyecek. 7. Ordu Karargahı'nda Kilis Kaymakamlığı'na çekilen telgraf rivayete göre Katma Kilis arasında hattın arızalı olması nedeniyleydi. 4 yol üzeri gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın direktifi gereği milislerin takviye edilmesi için Kaymakam İbrahim Süreyya Bey'in onayı ile Jandarma Kumandanı Yusuf Ziya Bey ikinci bir müfreze oluşturmuştur. Buna ilişkin belge de şöyledir. Kilis ve Tevabi'nin temini, izbat ve asayişi için teşkil edilen Milis Suvari Çetesi Kumandanı Mehmet Cemalettin Efendi refakatinde şimdiki mevcut Kilis Suvarileri Jandarma makamına kayım olmak ve salayetlerine haiz bulunmak şartı ile vazifeye mübaşaret ettirilmiş olduğunu müvayen vasikadır. Bu örgütlenişi Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nce yayınlanan Türk İstiklal Harbi Güney Cephesi adlı kitapta doğrulamaktadır. Resmi yayına göre Kilis'teki bu çalışmaları Mustafa Kemal Paşa yerinde görmüştür ve takdirlerini bildirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa gecenin 6-7 saatini Kilis'te geçirmiştir. Erzak durumunu ön planda tutarak sürdürülen savunmanın geleceğini güvenlik altına almak istemiş ve halkın eğilimini saptamaya çalışmıştır. Kilis'te iki gerçek ortaya çıkıyordu. Bir, kendini İngiliz ve Araplara karşı savunma şovası içinde Kilis örgütlenmiştir. Gençler silahlanmış, somut eylem ortaya konulmaktadır. İki, özellikle hali vakti yerinde olanlar kentin savaş alanı olmasını istememekteydi. Mustafa Kemal Paşa ordunun sırtını kentin kuzeyindeki dağlara yaslayıp savunma hattını oluşturma olasılığından söz ettiğinde soylularca kentin savaş alanı yapılmaması ricası ortaya sürülmüştür. Mustafa Kemal Paşa bir bildiri yazarak Kilis'ten ayrılmıştır. Bu bildiriyi okuyup anılarında tutanlardan kalan şudur. Kilislerin uyanıklığından memnun kaldım. Gençlerinizi silahlandırmakla gösterdiğiniz yurtseverliği takdir ettim. Bu davranışınızı sürdürünüz. Marif kahvesine devam eden ve kendilerine Heveskarani Marif Kulübü adı veren gençler de Kaymakam İbrahim Bey'in yanında yer aldılar. İslam Bey yerel basında çıkan anılarında süvari milis örgütü ile piyade milislerinin Mustafa Kemal Paşa'nın kilise gelişinden önce kurulmuş olduğunu, silah ve cephane ihtiyacında cemaati İslam'ın niyece karşılandığını açıklamaktadır. Bu gençler arasında şunları görüyoruz. Said Baytaz, Fevzi Sanal, Mahir Canbolat, Galip Salihoğlu, Sadullah Salihoğlu, Ahmet Rami Atan, Mehmet Cemalettin, İslam Bey, Hacı Tahirzade, Mehmet Müslüman Bey, Mücahit Akif Bey, Mahir Atabenli, Hüseyin Şaşmaz, Behçet İslam. 6 Aralık 1918 günü İngilizler kilisi işgal ettiler. İngilizlerin işgal ordularında daha çok Hintli Müslüman askerler vardı ve kilise geldiklerinde kiliste halkla Türkçe olarak selamlaşıyorlardı. İngiliz işgali sırasında kiliste tartışılan bir konu da kilis ilçesinin yönetim açısında bağlanacağı il ve mutasarrıf konusu olmuştur. Kaymakam İbrahim Bey ile Heveskarani Marif Cemiyeti'ne bağlı yurtsever gençler kilisin Antep mutasarrılığına bağlı kalmasını, bazı ileri gelenler ve özellikle güneyde köyleri, toprakları kalanlar, zenginler de kilisinin Halep'e bağlanmasını istiyorlardı. Suriye'de ise bir Arap devleti söz konusuydu. Kilis nereye bağlanacaktı? Bu sırada Amerikan Kızılaç Kurulu kişisi altında kamuoyu yoklaması yapmak üzere birkaç yabancı geldi. Bunlar kentin doğusunda şimdiki İspir Paşa Çeşmesi yanındaki Neşet Efendi Hanı'nda kalıyorlardı. Görüşmek üzere gelen kilislileri dinliyorlardı. Soylulara mensup olmakla beraber Abdülkadir Salihoğlu yurtsever bir arkadaşımdı. Soyluların eşrafın girişimlerinde bize bilgi veren o idi. Kendisiyle birlikte durumu yakında izleyip koruyorduk. Neşet Efendi Hanı'nda mülakatı haber aldık. Karataş'ta bir kayanın arkasında gizlendik. Tamam. Tamı tamına 70 kişi birbiri peşinde geldi ve isteklerini yazdırdılar. Bunlar kilisin Suriye'ye bağlanmasını istiyorlardı. Bu dileklerini sonradan Londra konferansı sırasında Fransız ve İngilizler Bekir Sami Bey'in önüne koydular. Kaymakam İbrahim Süreyya Bey bu durum karşısında istifasını vermiş ve görevinde çekilmişti. Bu olayın peşinde 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir işgal etmesi bir bomba gibi patladı. 17 Mayıs 1919 günü Kilis'e gazeteler oyuncu koşullar içinde ancak öğleden sonra ulaşmıştı. Marif kahvesinin bahçesinde Heveskarani Marif Cemiyeti'ne mensup gençlerden Hasan Kamil Demirbaş, Fevzi Sansal, Sait Baytaz gazeteleri açtıklarında İzmir'in Yunanlarca işgal edildiği haberini okudular. Gençler yıldırımla vurulmuşa dönmüşlerdi. Hasan Kamil Bey vay anasını ulan demek gece Rum tiyatrosundaki Eleni oh yarime de maşallah İzmir'de buluşuruz inşallah türküsünü boşuna söylememişler. Hemen karar verdiler. Bir miting protesto bundan sonra kendi anılarında okuyalım. Ben Sait Baytaz Asraf Sarıca sokaklarda daldık. 1-2 saat içinde Hüseyin Fevzi Sansar'la birlikte Mahir Canbolat'ı evlerinde aldık. Evet, toparlayabilir miyiz? Kur'an mektebinde toplandık. Bir protesto bildirisi kalem aldık. Kilis Kaymakamlığından yurtsever bir insan olan İbrahim Bey ayrılmış yerine Kemal Amil adında bir Arap kökenli gelmişti. Miting yapacak işgali protesto edecektik. Jandarma kumandanı Yusuf Ziya Bey ile Kara Hakkı adındaki biri mitingi işlerine karşı idiler. Bizi hükümet konağının önünde karşıladılar. Bir hareket yapılmasını sakıncalı görüyorlardı. Kaymakam da aynı fikirdeymiş. Fakat biz girişimizi sürdürdük, müftüyü aracı koyduk. Kaymakamı ikna etmesini istedik. İşgal altındayız. Rumları ayaklandırırız
gerekçesiyle reddedildi. Miting yapamadık. Böyle kalamazdık. Rum tiyatrosu gözlerimizin içine baka baka İzmir'de buluşuruz inşallah türküsünü okuyor, okuyacak mıydı? Bu tiyatroya kiliste kalamazdı. Karar verdik. O akşam kimse tiyatroya gitmeyecekti. Salon boş kalmalıydı. İçeri de kimsenin girmesini engelleyecektik. Gece tiyatronun bulunduğu şimdiki çocuk kitaplığı veya öğretmen evi olan binayı tüm gençler sardık. Bu akşam Ermeniler dahil kimse ilk başta sözlerimizi dinleyip içeri girmediler. Fakat yine de üzülerek söylerim ki 10-15 Müslüman girmişti. Fakat tiyatroyu sabit etmeye kararlıydı. Ben dışarıda şimdiki Mecidabuk otobüs terminali eskiden Kör Şıklar ailesinin zeytinyağı mahzenesi olan binanın yanında mevzelenecektik. Sait Baytaz içeride salonda lüks lambasının altında yerini alacaktı. Ne rastlandı ki aynı anda 5 ateş etmişiz. Bir anda salon karardı. Çevrede dağılanlar patakladı. Olay evet. Kısa sürede kaymakam ve jandarma kumandanları. Mehmet Bey çok güzel konuşuyorsunuz. Tebrik ederim ama heyecanla gidiyor ama süremiz bitti. Biraz toparlayabilir misiniz? Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Milli mücadelede kilis daha çok kilis ve Antep yolu ile kilisin batısındaki Asenke suyun tahta köprü barajının bulunduğu ve Hisarköy civarında oldu. Hisar harbi der olarak bilinen bir de orada çatışmalar olmuştur ve şehit Sakıp Bey orada şehit düşmüştür. Ben bazı sayfaları atlıyorum efendim. Kilis Gaziantep arasında ise bildiğimiz Şahin Bey şehit düşmüştür. Kaç dakikada özetleyelim Mehmet. Evet efendim. Atatürk Kilis'teki Kuvayi Milliye'nin dağınıklığını daha ilk geldiğinde görmüş idi ve Kılıç Ali Paşa'yı Antep, Maraş, Kilis yöresinin Milli Kuvayi birliklerini irtibatlandırması ve aralarında koordineli hareket etmek üzere göndermişti. Ve daha sonra da Polat Bey Kilis yöresinde çalışmaları yaptı ve bu dönemde Kilis'te Suriye'de kalmak isteyenler vardı. Polat Bey bunlarla birebir görüşüyordu. Kılıç Ali Paşa işte Horç Dağı ile görüşüyordu ve bu görüşmelerde onları kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Ve Polat Bey'in yanında özellikle Kahramanmaraş'ta gelmiş kişiler bulunmaktaydı. Ayrıca Kılıç Ali Paşa'nın yanında ise Sivas'ta gelen belli sayıdaki adamlarla birlikte hareket ediyor ve Kılıç Ali Paşa'nın etrafında muhafazlık görevini görüyorlardı. Polat Bey'i incelediğimiz zaman Kilis'in Gengin Köyü'nde, ondan sonra Kurtaran Köyü'nde ve şu anda işte Kilis'in şu andaki Kürt Dağı denen köylerinde değişik yerlerde kalıyor ve sürekli bir yerde kalmıyordu. Ben bu aradaki telgrafları falan atlıyorum efendim zamanın kalmamasından dolayı ve bu arada Kilis'in Karbiyaz Köyü'nü Ermeniler basmıştı. Varikli Köyü'ndeki örgütlenen kişiler Ökyaş Ağa, Hasan Ağa, İbrahim Küçük Ahmet, Ali Bekir, Kör Hüseyin, Topal Ökyaş ve Hüseyin oğlunda Arif Ağa gibi kişiler Karbiyaz'ın Ermeninin eşkıyasını baskına karşı korumaya giderken Ermeniler tarafında, Çınar Köyü tarafında şehit edilmişlerdir. Sonuç olarak Fransızlar ve Ermeniler Kilis, Antep, Maraş, Urfa'da 200 bin insanımızı öldürmüşlerdir. Bu nedenle kilis ve köylerinin geçmişte vermiş olduğu şerefli mücadele ve direnişi saygı ve rahmetle anarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Kilis milli mücadeleden verdiği kahramanlıklar nedeniyle fazilik unvanını Antep ile birlikte almıştır. Ancak kilisin sonradan il olması nedeniyle yiğit kilis gibi bir unvan alması haklılığı halen geçerlidir. Bu nedenle kilise bir unvan verilmesi ve şehitlerimizin abideleri dikilmelidir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey, elinize sağlık. Çok güzel cümleler kurdunuz. Cemaat-i İslamiye'nin Kuvayi Milliye'ye dönüşmesini anlattınız. Mustafa Kemal Paşa'nın kilise gelmesini anlattınız. Ve en son cümleniz çok güzel bir mesaj verdiniz. Gerçekten Gaziantep nasıl var, Kahramanmaraş nasıl ki söyleniyor. Yiğit kilis gibi bir tabirin eklenmesi çok da iyi olur. Bu böyle bir teklifiniz de var. Çok güzel bir teklif. Katılıyorum. 7. oturum. Sayın Bilgehan Hocam bir şey eklemek istiyor musunuz? Teşekkür ederim katılımcılar için. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifle takip ettik kendilerini. Sağ olun hocam. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman 7. oturumu burada sonlandırıyoruz.
Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz, dinleyicilerimize. Evet. Sayın hocam söz sizde. Ben de o zaman çekiliyorum. Sağ olun değerli hocam. Ben katılımcılar için yine hatırlatma yapayım. Bu tebliğlerimiz bundan sonraki süreç içerisinde kitaplaştırılacak. Bundan sonraki hedefimiz o. 100. yıl münasebetiyle bunları kitaplaştırmak istiyoruz. Yakın bir zamanda tebliğ sunanlarla temas kuracağız. Belli ölçülerde sayfa aralığı neye göre ayarlanır, neye göre yaparız. Bunu arkadaşlarımızla otururuz, ekibimizle konuşuruz. En kısa zamanda sizlerle temasa geçeceğiz. 2022 yılında da ümit ediyorum kamuoyuna sunmuş oluruz diye düşünüyoruz. Yani böyle tasarlıyoruz. Ve bununla ilgili de ilgili yetkin ve etkin isimlerle konuşacağız. Başta rektör hoca olmak üzere. O yüzden de bu emeklerimizi kalıcı bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem katılımlarınız hem desteklerinizden dolayı. İyi ki varsınız. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. En derin muhabbetlerimle ayrılıyorum aranızdan.